Şu an Arsimide'yiz. Kral Antiochus'un sarayına giden tünelle ilgili bize bilgi vermek için şu an yanımızda Mehmet Kutlar Bey var. Evet. Şimdi burası size önceden söylediğim gibi Grikçe yazılmış dünyanın en büyük taştan yazılmış kitabesi. Evet. Ve bütün tanrıların, 7 tane tanrının burada hayat hikayeleri var. Ne yedikleri, ne içtikleri her şey yazılıyor. Ve bu tünel 570 metre inerek Kral Antiochus'un eski kağıttaki sarayına gidiyor. Kral, eski kağıttaki kale iç kısmı Kumagene Kralı'nın sarayıymış. Ve dış kısmı Memlüklerden kalmış. Buradan, yalnız buradan şu anda kapalı, zerzeleden, depremlerden, şuradan buradan 172 metre açık, öbürü kapalı. Ama öbür taraftan geldiğinde bu kalenin dibinde bir gizli geçidi var. Gizli bir geçidi var. Savaş esnasında vadiye gidip ihtiyaçlarını karşılamak. Yukarıda gördüğünüz Kral Antiochus ve Herakles'in yani yer ile gök tanrının onlar tanrıyız demiş. Biri kuvvet tanrısı, göç tanrısı, biri gök tanrısı. Gök tanrısı Kral Antiochus, yer tanrısı Herakles, Herkül. Ve anlaşmaları, tokalaşmaları sahnesi var. Ve yukarıda Kral Antiochus'un kocaman devasa sarayı varmış. Onu Alman arkeolog bunu çizmiş, resimlemiş ve devasa bir şey. Ama şu anda sadece orada kalıntılar var. Bu restorasyon yapılırsa eğer, eskiye benzetilirse buraya turizm cenneti olur, turist yakar. Dünyanın 8. harikası burası ama bakım yok. Benden bu kadar. Teşekkür ederim.